et ve kemiklerin değil, amellerin tartılacağı gün. Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Ve Vezn yeme izin فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. O gün haktır. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Araf suresi 8 ve 9. ayetler. Kıymetli dostlar. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: Kullarım bu konu sizi, eşlerinizi, çocuklarınızı, kızlarınızı her birinizi A'dan Z'ye ilgilendiren çok önemli bir konudur kıyamet günü mizan haktır. Rabbim hepinizi tartacağım diyor. Neyi tartacak? Et ve kemikleri değil, amellerinizi tartacağım diyor. Peki nasıl tartacak? Nasıl şekillendirecek? Oraya gidince göreceğiz. Allah Celle Celaluhu her birimizi iyilikleri galip gelenlerden eylesin. Tarttım, iyilikleri ağır geldi. Onlar felaha ermiş köşeyi dönmüşlerdir. Ama tarttım, iyilikleri hafif geldi. Günahları ağır geldi. Dünyada günahları, yalanları, talanları çoktu. İbadetleri, namazları azdı. Allah celle celaluhu için yaptıkları azdı. Nefsi için yaptıkları çoktu. Haramlara daldırmış, hayatını kirletmiş ve dolayısıyla günahları ağır gelmiş. Onlar kendi kendilerini perişan eden insanlardır. Onlar yandılar. Feryat edecekler ama başlarına gelen bu felaketi kendileri gerçekleştirdiler diyor Allah celle celaluhu Şeytana düşmanlığımız taptazedir. Eûzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. يا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ İnna ja'alallashayatin awliya lillazina la yu'minun Ey Adem oğulları şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. Araf suresi 27. ayet. Kıymetli dostlar, her amelin mizanda bir yansıması vardır. Şurada bekleyişinizin de mizanda yansıması vardır. Allah Celle Celaluhu okuduğumuz ayeti kerimelerde Adem aleyhisselamın kısasını anlatır. Yaratılış kısasını anlatır. Şeytanın Adem aleyhisselamı cennetten çıkartmak için kaç türlü dalavere çevirdiğini anlatır. Adem aleyhisselama yaklaşır, vesvese verir ve der ki, Ey Adem, ben size ebediyen cennette kalmanızı sağlayacak bir ağacın meyvesini göstereyim mi? Şu ağacın meyvesinden yerseniz, ebediyen cennette kalırsınız diyor. Tam yanlış yaptıracak ya, bu vesveseyi veriyor. Ve nihayet kaydırıyor ayaklarını. Takdiri ilahi, ayakları kayıyor. O ağacın meyvesinden yiyorlar. Ağacın meyvesinden yer yemez, elbiseleri dökülü veriyor üzerlerinden. Gayri ihtiyari çıplak kalıyorlar. Hemen koşuyorlar cennetteki ağaçlara. İncir ağacının veyahut başka bir ağacın yapraklarıyla avret mahallerini örtmeye çalışıyorlar. Şeytanı dinleyen açılır. Şeytanı dinleyen mahcup olur. Şeytanı dinleyen rezil olur. Dünyada olmazsa ahirette olur. Allah Celle Celaluhu şeytanı dinleyenlerden eylemesin. Cenab-ı Hak şeytanın Adem aleyhisselamla Havva annemizin başına hangi çorapları ördüğünü anlatıyor, anlatıyor. Bakın sonunda bize ne diyor? Ey Adem'in çocukları! Şeytan sizi yoldan çıkarmasın. Şeytan sizi fitneye sokmasın. Annenizi babanızı cennetten çıkarttı ya, onları cennetten çıkarttığı gibi, onlara yamukluk yaptığı gibi, onları şaşırttığı gibi sizi de şaşırtmasın ha. Geçmişten ders alın. Ananızdan babanızdan ders alın. Adem aleyhisselamla Havva annenizin başına gelenlerden ibret alın. Onların başına gelen sizin başınıza gelmesin kullarım. Şeytanı ve ordusunu siz görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. O sizi görüyor mu? Görüyor. Öyleyse siz onu görmediğinize göre tedbirinizi mutlaka almalısınız. Kalbinize vesvese verir, sizi yoldan çıkarır, şeytanlaştırır cennetten ana ve babanızı çıkarttığı gibi, sizin de cennete girmenizi engeller. Sakın ona uymayın diyor Allah Celle Celaluhu.